Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli hazırlık, çok değerli misafirlerimiz, kıymetli basın mensuplarımız, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen çok kıymetli misafirlerimiz. Güçlü Büyükşehir, güçlü altyapı, Sakarya için hız kesmeden gündüz gece hizmetlerimize devam ediyoruz. SGK Köprülü Kavşağı, Yazlık Köprülü Kavşağı, rekor seviyede asfaltlama, kültür sanat faaliyetlerimiz, bisiklet yollarımız, spor faaliyetlerimiz, tarım faaliyetlerimiz, hayvancılık faaliyetlerimiz ve saymakla bitiremeyeceğimiz şehrimize, şehrimizin her bir ferdine vizyon katan hizmetlerimiz. Kıymetli misafirlerimiz, Kemalpaşa Mahallesi, Yurtlar Bölgesi yerleşimlerinde uzun yıllar kullanılacak kanalizasyon projesini başkanımızın himayelerinde bugün başlatacağız. Programımıza başlamadan önce programımıza gönderilen telgrafı sizlere arz etmek istiyorum. Davetinize teşekkür ederim. Rahatsızlığım sebebiyle icabet edemiyorum. Kemalpaşa kanalizasyon projesi startının Sakarya'mıza hayırlı olmasını temennisiyle sizlere çalışmalarınıza başarılar diler, selam ve saygılar sunarım. Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Sakarya Milletvekili. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de gündüz gece demeden hizmetlerine devam eden, bugün de çok güzel bir projenin himayelerinde başlangıcını yapacağımız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Hoca Beyefendi kitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer Serdoğan Belediye Başkan Vekilim, çok değerli Serdoğan AK Parti İlçe Başkanım, çok değerli Serdoğan Meclis Üyelerimiz, kıymetli katılımcılar, değerli hanımefendiler, beyefendiler ve çok değerli çalışma arkadaşlarım. Hem Büyükşehir, hem Saski, hem Belbaş, hem Fidan Ayşe, hem Seraşe de görev yapan değerli çalışma arkadaşlarım. Ve Müdürlükler Odası Başkanımız, kıymetli misafirler. Bugün yine sizlerle güzel bir hizmeti birlikte temeli atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şükürler olsun, her geçen gün hemen hemen her hafta bir temel, bir açılış yapmaya devam ediyoruz. Tabii çok kıymetli, değerli muhtarım. Muhtarımın da katkılarını yansıyamayız. Onun da talepleri, arzusu, istekleri doğrultusunda bir an evvel önceliklendirdik. Malum altyapıyla ilgili Sakarya'mızda ciddi bir sorun olmamakla birlikte bugüne kadar belediye başkanlarımızın güzel hizmetleri olmuş. Ama birkaç ilçemiz kalmış. Onlar da bize nasip oluyor. Malum Söğüt ilçemizin altyapıda hiçbir yatırım yoktu. Sıfır. Yani altyapı tamamen yoktu. Ne şükürler olsun Söğüt'le altyapıyla ilgili kazmayı vurduk. Ve etap etap şu anda çalışmamız devam ediyor. Ciddi bir yatırım. İkimiz Kaynarca. Kaynarca'da hiçbir şekilde altyapı yoktu. Altyapı tamamen bugüne kadar gündeme alınmamıştı. Şükürler olsun demek bize nasipmiş. Biz de Kaynarca ile ilgili altyapı gündeme aldık. 2 yıllık bir çalışma sonucunda İller Bankamız 24 Şubat'ta inşallah ihalesini gerçekleştiriyor. Yani artık oranda yapımına başlıyoruz. Ve diğer ilçelerimizde ve merkezimizde kısmen kademe kademe şu anda Kemalpaşa mahallemiz olduğu gibi diğer mahallelerimizde de yapılması gereken yerlerde altyapı, hem kanalizasyon, hem su şebekesi, hem yağmur suyu kanalları gibi çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah Serdoğan'da da, zaten Serdoğan bir yeni yerleşim konusunda çok ciddi bir çalışmaları göstermiş oldu. Serdoğan artık Adapazarı'nda incisi durumunda. Netice itibariyle hem üniversitemizin olması, üniversitemizde entegre olması ve yeni yapılanmalarında çok modern bir şekilde yapılması Serdoğan'a ayrı bir hava kattı. Ve de şehrimize bu havada yansımış oldu. Dolayısıyla Serdoğan'ımızda şimdi biraz sonra bahsedeceğim. Yani ana temel olarak neler yaptığımızı ifade edeceğim. Serdoğan'da Kemalpaşa mahallemizin kanalizasyon sorunu vardı. İnşallah bugün bu sorun inşallah tamamlanıyor. Yani 120 gün içinde bunu tamamlayacağız. Hedefimiz 120 gün süre içinde bunu halletmektir. Akabinde Kazımpaşa'mız var. İnşallah buradan Kazımpaşa'ya geçeceğiz. Hem Kazımpaşa'nın altyapısını hem de Kazımpaşa yolunu inşallah Sakarya'ya yakışan, Serdoğan'a yakışan bir şekilde yapmaya gayret göstereceğiz. Değerli katılımcılar, ben çok kısa bir şekilde, soğuk üşüyorsunuz, evet hakkınızı helal edin. Sağlık hocama uğramam gerekti. Bazı sorunlar vardı. Orada biraz beni fazla tuttular.
Biraz geçikmeni geldim, hakkınız herhalde. Olsun, biz soğuya kadar alışırız be. Yani kar bize soğuk, kar fırtına bora bize ne yapsın yani? Değil mi? Biz gönül insanlarıyız, hizmet insanlarıyız. Zaman zaman üşüyeceğiz, zaman zaman yanacağız. Ama inşallah hedeflerimize adım adım ulaşacağız nasip olursa. Değerli katılımcılar, malum sözün başında bahsettiğim gibi hepiniz gerçekten sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu soğukta buraya teşrif ettiniz. Malum bizler de sorumluluk aldığımız günden itibaren gündüz gece demeden çalışmalarımızı takip ediyorsunuz. Hiçbir nokta eksik bırakmıyoruz. Hiçbir ilçemizi eksik bırakmıyoruz. Nerede ne sorun varsa, nerede ne ihtiyaç varsa koşabildiğimiz kadar, gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Serdoğan ilçemiz onlardan biri. Serdoğan ilçemiz ki sorunları en az olan bir ilçemiz olmakla birlikte biz Büyükşehir olarak neler yaptık? Geldiğimiz gün itibariyle ne yaptık? 22 kilometre tekabül eden 38.639 ton asfalt çalışmasını yollarına buluşturduk. Yani demek ki Serdoğan'ı bir kere bırakmadık. En gelişmiş ilçemiz olmasına rağmen. Başka asfalt terimi ve yol bakımı çalışmaları için toplamda 16.311.840 lira yatırımını Serdoğan'a gerçekleştirdik. Şükürler olsun. Bununla birlikte yine sorunumuz altındaki 103 kilometre yolun %84'lük kısmını çalışmaları tamamlanmıştır. Yani %74'lük kısmı bitti. Az bir rakam kaldı. Onu inşallah tamamlayacağız. Bu yolların tamamında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Başka kalan 17 kilometrelik yoldaki işlemlerde çalışma programımız dahilinde inşallah onları da bu 1 sene içinde ve 2 sene içinde hayata geçireceğiz nasip olursa. İnşallah 2 sene kalmaz. 1 sene içinde gerçekleştiririz. 23.5 kilometre uzunluğunda 2.124.935 lira yeni içme suyu şebekesi Serdoğan'ımıza yapılmıştır. 18.2 kilometre uzunluğunda 9.366.622 lira yeni yağmur suyu şebekesi Serdoğan'ımıza yapılmıştır. 18.5 kilometre uzunluğunda 6.687.360 lira bedelli kanalizasyon şebekesi Serdoğan'ımıza yapılmıştır. Aynı şekilde yine Serdoğan, Adapazarı ve de Erenleri ortak sigorta kavşağı da kısmen Serdoğan ilçemizi ilgilendirmektedir. Süleyman Binek Caddesi tamamlandı. Kasır Sokak Balansı, Sabah Zaim Bulvarı ulaşıldı. Yazlık Köprüsü tamamlandı. Çok da güzel tak yapıldı. Malum gerçekten Sakarya yakışır, Serdoğan'a yakışır. Çok mükemmel bir tak yapıldı. Hayırlı olsun inşallah. Yine 32 Evler Caddesi altyapı ve üst yapıyla yenilenerek hizmete sunuldu. Evet vatandaşlarımız biraz üzüldüler. Biraz niye gecikiyor dediler ama hepsi bize ait değildi. Biz altyapı yapmadan üst yapıya girmeyeceğimizi söylemiştik. Altyapı sadece bize ait değil. Tamam, kanalizasyon bize ait. İçme suyu bize ait. Telekom bize ait değil ki. Telekomu devreye sokuyoruz. Artı elektrik, efendim SEDAŞ devreye sokuyoruz. Bir yandan SEDAŞ, bir yandan Telekom, bir yandan diğer doğalgaz bağlantılarıyla ilgili zaman aldı. Yani zannetmeyin Büyükşehir bunu uzattı. Biz kendimizin dışındaki birimlerle işbirliği halinde bunların bir an önce yapılması için gerekli gayreti göstermiş olduk. Dolayısıyla 30 yerler şu anda vatandaşlarımızın gönlüne su serbest şekilde çok güzel bir kullanım yolu haline gelmiş oldu. Bugün de Kemalpaşa Mahallesi, yani şu anda muhtarımın taleplerle, muhtar dedik burayı yapmazsanız buralara gelmeyin. Sağ olsun. Böyle muhtarımızla, talebiyle, arzusuyla inşallah bugün bu mutlu günü beraber yaşıyoruz. Kemalpaşa Mahallemizde Yurtlar Bölgesi'yle Hisar Evleri Bölgesi'nde bulunan yerleşimlerin kanalizasyon sorunları çözmek için yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. İhale bedelimiz 6 milyon TL. Şu an yatırım yeri 6 milyon TL'lik bir yatırım. Sözleşme tarihimiz 6.1.2022. Daha yeni yapıldı. Yer teslim tarihimiz inşallah ayın 14.1.2022'de teslim yapıldı. Teslim de Ocak ayının 14'ünde yapıldı. İş bitim tarihi de inşallah 13.5.2022, yani 120 gün sonra işi bitirmesiyle ilgili çalışmalarımızı takip edeceğiz. Yapılaşmaya bağlı olarak ihtiyaç duyulan bölgelere yatırımlarımız devam ediyor ve devam edecektir. Değerli katılımcılar, Büyükşehir altyapı çalışmalarıyla, Büyükşehir üst yapı çalışmalarıyla, Büyükşehir üretim ve pazarlama çalışmalarıyla, Büyükşehir Seraşe bünyesindeki model üretim çalışmalarıyla, yine Büyükşehir Fidanaşe bünyesindeki model üretim çalışmalarıyla, dolayısıyla Büyükşehir ilçeleriyle beraber her yerde.
Biz ilçe ayrımı yoktur. Biz Serdoğan, Büyükşehir fark yok. Ha Serdoğan, ha Büyükşehir. Dolayısıyla biz belediye başkanımızla, işte yardım vekilimiz burada, ilçe başkanımız burada, heyet burada, meclisler burada, işbirliği halinde, beraberce. Büyükşehir ilçe belediyelerimiz işbirliği halinde, Büyükşehir ve Serdoğan işbirliği halinde bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ederiz inşallah. Ben bu yatırımlarımızın Serdoğan'ımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olması temenni ediyor. Büyükşehir sizin hizmetinizde olduğunu bir daha ilan ediyor. Her birinize sevgiler, saygılar, muhabbetler arz ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Efendim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza kitaplarından dolayı bizler de şu çanlarımızı sunuyoruz. Sayın Kemal Paşa Mahalle Muhtarımızı bir çiçek takdimi olacak. Sayın Başkanımıza kendilerini davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Dediniz, ben dedim, Kemal kazmaya uğrayacağız yani. Sadece konuşturdular ya. Evet, değerli muhtarım. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın kıymetli protokol mensuplarımızın hatıra fotoğrafı çekilmek üzere. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, Kemalpaşa Mahallemiz, Yurtlar Bölge... Dedim üşütme burada. Git dedim arabada otursun. Sağlamadan da yok. Düşman düşmesin. Ya sıkıntı var.